kadar çok mevzunun olduğu, bu kadar çok diş hekiminin olduğu bir yerde acaba diş hekimlerinin sesleri daha iyi çıkabilecek mi? Sesimizi daha iyi duyurabileceğiz mi? Tabii bu bir örgütlenme meselesi. Tabii bu insanların kendi mesleklerine sahip çıkabilmeleriyle ilgili bir olay. Diş hekimlerinin diş hekimi olabilmesi için bildiğiniz gibi bir eğitimden geçmeleri gerekiyor ve ona diş hekimliği eğitimi diyorlar. Bence diş hekimliği eğitimini kurgulayanlar diş hekimi öğrencilerini gerçekten çok seviyorlar. Bunu da çok az görüyorum ama çünkü daha ilk yıllardan itibaren onlara ağır ağır çantalar taşıtarak sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesinden hareket ederek çok iyi spor yaptırıyorlar. Diş hekimliği fakülteleri hep böyle çok katlıdır. Yani 8 tane 9 tane alabilim dalı var. Hepsini 2 kateye yerleştirseniz en azından 4 tane kateler. Öğrencilerin asansör kullanması yasaktır. Belki bilmiyorsunuz diye söyleyeyim. O çantalarla yukarıya aşağıya çıkarak inerek gerçekten çok iyi spor yaparlar diş hekimliği öğrencileri. Ve diş hekimi oldukları zaman hepsi birer böyle cengaver gibi elleri kolları sağlam, zihinleriyle ilgili şüphelerimiz olabilir, onu konuşacağız, insanlar olarak ortaya çıkarlar. Peki, diş hekimi olabilmek, diş hekimi öğrencisi olabilmek, hele bu kadar çok meslek örgütü içinde meslektaş varken iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İstemez şüphel belki bilirsiniz. Bilmeyenlerinize de ben söyleyeyim. Ünlü bir sinema yönetmeni. Hep böyle ne kadar attırık, kuttırık, fıttırık film varsa o yapar. İşte dinozorları tekrar dünyaya getiren onların filmleri. İşte E.T.'yi çeken o. Er Ryan'ı Kurtarmak diye bir filmi vardır. Belki görmüşsünüzdür. Çok sert bir İkinci Dünya Savaşı filmi. Er Ryan bir ailenin 3 tane askere giden çocuklarından biri. Amerikan Genelkurmay bir bakıyor ki bir ailede 3 tane çocuğu askere göndermişler. Bu olmayacakmış. Yani 3'ü birden ölürse ailenin devamı ortada kalmış olacak ve Er Ryan'ın en küçüğünü bulup askerden çıkartma kararı alındı. Bunun için de bir tim görevlendirirler. O timin başında da Tom Hanks vardı. Sivil hayatında öğretmen olan yüzbaşı beyinde bir yıldız olarak rütbesinde, bravo, bir adam olarak bir tim oluşur ve Er Ryan'ı bulmak için Alman kuvvetlerinin olduğu içerilere doğru hareket ederler. Başlarından bir sürü macera geçer. En sonunda Er Ryan'ı bulurlar. Er Ryan'ı bulana kadar bu 6-7 kişilik grupta 3-4 kişisi ölür. En sonunda Er Ryan'ı bulurlar. Tam çıkaracaklar, Almanlar o kente baskın yapar. Ve sıkışırlar. Almanlarla savaşmaya başlarlar. Ve sonunda timi getiren bütün herkes ölür. Adamı bulmak için. En sonunda da Tom Hanks'in çok çarpıcı bir sinematik bir şeyi vardı. Tank Tom Hanks'e doğru gelir. Tom Hanks de tanka ateş etmeye başlar. Derken tank patlar. İşte gördüğünüz gibi uçak geçiyordur orada. O bomba atmıştır falan. Erlak koşar Tom Hanks'e. Tom Hanks vurulmuş. Konuşmak istiyor. Earn it. Earn it. Böyle bir şey söyledim. Adam ne diyorsunuz komutanım falan der, earn it der. Türkçesi hak et. Düşünüyorsunuz, adamı oradan çıkarmak için onlarca adam ölüyor. Beş yola çekmiş öldük. Seni kurtarmak için sen hayatta kaldın, bari yaşadığını hak et diyor. Çok güzel bir şey. Diş hekimliği öğrencisi olmak da böyle bir şey. Dışarıda binlerce insan bu diş hekimliği öğrencilerinin yerine geçmek için bekliyor. Ve diş hekimliği öğrencisi olan insanlar her gün belki de öfleyip öfliyorlar. Onun için diş hekimliği öğrencisi olmanın ciddiyetini önce bir kavramak lazım. Diş hekimliği öğrencisi olmak gerçekten çok ciddi bir olay. İçine dolduracak olursak diş hekimliği öğrencisi olmanın, çok iyi bir meslek grubuna karşı yürüyen, çok iyi bir meslek grubuna doğru yürüyen bir öğrenci kitlesi. Ama bunun içini nasıl dolduracağız? Nasıl iyi bir öğrenci olacağız? Nasıl iyi bir meslek erbabı olacağız? Şunu şimdilik bir kenara koyalım. Peki diş hekimi olunca ne olacağız? Şimdi her mesleği
mesleğin kendine göre bir duygusu var. Ve o duygunun insana verdiği bir formasyon var. Bu reddedilemez. Yani öğretmenin formasyonu farklıdır. Polisin formasyonu farklıdır. İşte ne bileyim mimarın formasyonu farklıdır. Yani her mesleğin, hekimin formasyonu farklıdır. Her mesleğin o kişiye verdiği bir formasyon vardır. Şimdi gelin bir diş hekimi düşünelim. 5 dakika önce elleriniz kan içinde birinin ağzından bir organı koparmaya çalışıyorsunuz. 5 dakika sonra küçücük bir deliğe küçücük bir kompozite sığdırmaya çalışıyorsunuz. 5 dakika sonra elinizde nal gibi bir şey adamın ağzına sokuyorsunuz. 5 dakika sonra görmediğiniz bir yerde incecik incecik şeylerle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Adına kanal tedavisi diyorsunuz. Bu resmen delilik. Bu duygu hali insanı deli eder. Onun için de bu çok söylenen bir şeydir ama ben her zaman söylüyorum. Canlılar dörde ayrılıyorlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve diş hekimleri. Başka türlüsü olması mümkün değil. Çünkü bu kadar duygu farklılığını gerektiren bir mesleği yapabilmek için normal olunmaz. Normal bir insan bunu yapamaz. Nasıl yapacaksınız ki? Yapamazsınız. Ben yapamadım. Onun için de deli oldum. Onun için de bu işi yapmamaya çalışıyorum. Ama yine de yapıyorum. Neyse. O başka bir şey. En azından o mesleğin yanında bir şeyler duyup idare etmeye çalışıyorum. Peki, öğrenciyken kendinizi daha iyi bir diş hekimi olmaya doğru nasıl atarsınız? Hani dedi ya belki işte internetten metlerde izliyorlar diye. Belki izlerler diye bir iki kelime söyleyip boş izleyecekler zannediyorum ya. Onlar böyle hap oluyorlar genellikle. Onu yutuyorlar. Öyle bir şey olacağını zannediyorlar. Kendinize verdiğiniz değerden daha fazlasını kimse size veremez. Bu çok önemli bir sözdür. Bu gerçekten işte yaşamdan damıttığım laflardan biri. Eğer zaten siz kendinize verdiğiniz değerden daha fazlasını başka birine veriyorsanız bu marazi bir şeydir. Bundan bir bok çıkar. Uzak durun. Bu sevgi de olsa uzak durun, başka bir şey de olsa uzak durun. Kendinize verdiğiniz değerden daha fazlasını kimseye vermeyin. Eğer kendinizi doğru dürüst seviyorsanız ve kendinize değer veriyorsanız ancak başkasını sevebilir mi ona değer verebilirsiniz bunu unutmayın. O zaman kendinize yatırım yapacaksınız. Peki nasıl yatırım yapacaksınız? Bu toplum içinde yaşıyorsanız birbirinizle iletişime geçeceksiniz. Ve biz her zaman iletişimdeyiz. Öyle değil işte o. O iletişim öyle olmuyor. Eğer gerçekten her zaman birbirimizle iletişimde olsaydık, ya beni anlamıyor, anlatıyorum anlamıyor, ne yaparsam yapayım benim söylediğime cevap, bunları söylemezsek yakınmazdık, aynı dili konuşuyor. Aynı beden diliyle hareket ediyoruz. Aynı kültüre sahibiz ki kültür farklılıkları çok değerlidir, çok farklıdır. Ama yine de birbirimizi anlamıyoruz. O zaman bunun bir tek yanıtı var. Birbirimize doğru iletişim kuramıyoruz. Peki birbirimize nasıl iletişim kuracağız? İletişim kurabilmek için matematik gibi anlatırsak önce 2 tane adam lazım. Bir burada, bir burada. Cinsiyetleri çok önemli değil. Birinin bir şey söylemesi, öbürsünün de ona cevap vermesi lazım. Ama bu 2 kişinin arasında giden gelen, hani biz onları biliyoruz ya, sinirler ve referans sinirler götürüyorlar, böyle bir şeyin olması lazım. Eğer böyle bir şey olmuyorsa, bu iletişim olmaz. Yani ben Ali'ye bir şey söyleyeceğim, Ali benim söylediğimi anlayacak ve bana yanıt verecek. O zaman ben kişiyle iletişim yapacağım, kişiye iletişim yapmayacağım. Hoppa. Bu ne demek? Bu şu demek. Bakın bu çocuklarda çok olur. Çocuğu karşınıza alırsınız, anlatırsınız. Bak çocuğum, böyle böyle yaparsan seni sevmezler. Bunu şöyle hareket etmen lazım, böyle hareket etmen lazım. Şudur, budur. Bir saat konuşursunuz. Böyle dinler sizi. Baba senin gözlerin niye mavi? Yani. Çünkü çocuğa iletişim yapmıyor. Kişiye iletişim yapıyorsunuz. Sizi algılamıyor. İletişim olabilmesi için sizi algılaması ve size yanıt vermesi lazım. Bu iletişimin olmazsa olmaz olaylarından biridir.
Anı değerlendirmek diye bir şey vardır iletişimde. Anı yaşayın değil, anı yaşamaya geleceğiz. Eğer benden sıkılmazsanız ve dinlemeye devam ederseniz. Anı yaşamak çok farklı bir konsept. Ama anı değerlendirmek farklı bir şey iletişim. Mesela bir sevgiliniz var. Dilerim hepinizin olsun. İşte erkeklere örnek alalım. Onlardan olduğum için nasıl olsa onlarla da rahat dalga geçebiliyorum. İşte kız arkadaşı saçını kestirmiş veya yeni bir elbise almış gelmiş olabilir. Buluştukları an böyle onu görüp merhaba Süreyla hoş geldin dediğinde. Eğer saçını fark etmiyorsanız Süreyla Hanım ciddi bir çıngar çıkabilir. Şimdi sizin o anda bir dakika ya Süreyla bir dakika niye sinirliyorsun? Bak hayatım sen şimdi git tekrar o köşeden dön. Tekrar gel ben seni görüp ay Süreyla saçın ne kadar güzel olmuş diyeyim diyemezsiniz. O an kaçtı. Ama o anı yakalarsanız, bu tabi Süheyla meselesi çok basit bir mesele, bunu her şeye yayabilirsiniz. Çok ciddi bir fırsatı yakalamış ve değerlendirmiş olursunuz. Onun için her an iletişim için kontaklarınızı açık bulmanız gerekir. Hep derler, kendinize yatırım yapın, kendinize yatırım yapın. En önemli şey kendinize yatırım yapmaktır. Peki nasıl yapacağız kendinize yatırım? Parayla mı, pulla mı? Çok basit bir şey söyleyeyim size. O televizyonlarda gördüğünüz, işte İstiklal Marşı söylettiği zaman gururlanan, işte böyle alkışladığınız veya ne bileyim ben, işte bir tiyatroya gittiğinizde acayip bir replik okuduğunda heyecanlandığınız değil mi abi? Yani o insanların onu kaç kez tekrar ettiğini biliyor musunuz? O İstiklal Marşı'nı okutabilmek için, o kürsüye çıkabilmek için o insanın onu bir dünya şampiyonumuz oldu bu Barfix'te. Çocuğun söylediği çok güzel bir şey vardı. İşte o şey gösterisi, halka gösterisi 30 saniye falan sürüyor. İşte 30 saniyede altın madalya. Hayır bu çocuk. 20 sene artı 30 saniye. 20 senedir çocuk o hareketi yapıyor. Bıkmadan, usanmadan. Onu yaptığı için zaten o madalyayı aldı. Tekrar, bıkmadan tekrar. Küçük şeyleri birbirine ekleye bütüne gitmek. Hangimiz bunu yapıyoruz? Ya ne var ya? Günde 4 tane kelime öğren, 2 sene sonra yabancı dil konuş. Yalan mı? Niye yapmıyorsunuz? 3. ayda çosluyoruz. Daha sıkıldım ya. Günde 4 tane kelime sürekli. He? Her şey kolay olsun. Hiç böyle zorlanmayın. Her şey bıkmadan gelsin. Niye buraya geliyorsunuz? Oturun internetten seyredin. Belaymışsınız. Nasıl olsa koyuyoruz. Kaçını hatırlamıyorum. Artık yıllarda karışmaya başlıyor böyle gittikçe. Bir endodonti kongresinde Texas Üniversitesi'nden ismini de hatırlayacağım. Çok ünlü bir profesör. Konferans veriyor. Birdenbire kesti. Kapat o kamerayı dedi. Kapat o kamerayı. Nasıl bağırıyor? Bayağı kesin. Kapat dedi. Bak dedi buradaki insanlar dedi. Beni dinlemek için bilmem nereden geldiler. Şu kadar para ödediler. Sen o kamerayı kaydı alacaksın. Gideceksin bilmem kimin önüne koyacaksın. Zahmetsiz olarak bir bilgiye ulaşacak. Hayır buna hakkın yok dedi. Vay be dedim. Çok doğru. Koymayın bunun için. Onun için yatırım yapın kendinize. Gençler olsaydı onlara söyleseydim bunu. Küçük. Bir gün Çayırova'yı bilir misiniz bilmiyorum. Şu Gebze'nin ilerlerde Çayırova diye bir yer vardır. Şişe cam fabrikası vardır. Oranın genel müdürüyle ben orada bir dönem bir tiyatro ulaşmıştım. Çocuklara tiyatro dersi veriyordum. 5 ile yaşları 15 arasında olan böyle 30 tane çocuk vardı. Onlarla cumartesi pazarda çok güzel bir şeye geçirmiştik, bir sene geçirmiştik. Genel müdürün kızı da o tiyatrodaki çocukların içinde ve akşam orada kalmışım yemek yiyoruz. Böyle büyük bir masa, başta genel müdür oturuyor. İşte oradan buradan konuşuluyor işte tiyatro şöyle iyidir böyle iyidir ha ha iyi iki falan filan derken genel müdür birden Sedat Bey İngilizceniz nasıl dedi. İngilizce dedi. Yani Mrs. Brown, Mr. Brown, Jake and George. Evet, bilirsin, mersi falan. Yani İngiltere'ye gider misiniz? İngiltere? Hani şu yukarıdaki böyle ada.
yarın size bir takım adresler vereceğim. Aynı ciddiyetle konuşuyor, hiç bozmadan. Yarın size bir takım adresler vereceğim. İngiltere'ye gideceksiniz. Bir sene orada kalın dedi. Korkmayın dedi sizi. Ben orada muhafaza ederim. Hamburgerde çalışacaksınız. Garson olarak çalışacaksınız. Ama bir sene İngiltere'de kalın. İngilizcenize eminim iyidir. Ama daha iyi hale getirin ve gelin dedi. Ne diyorsunuz dedi. 21 yaşındayım. Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bir an önce şu okulu bitireyim de şu lanet yerden gideyim diye bakıyorum. Tabii, düşüneceğim dedim. Çok ciddi söyledim onu. Aynı ciddiyle. Düşüneceğim dedim. Peki dedi adam. Lan Mehmet'e bak, manyak mı dedi dedim ya adam. Manyak olarak gidecekmişim de okulumu dolduracağım. Ha bir de şey dedi, kaç yaşınızdasınız dedi. 21 dedim. Çok gençsiniz dedi. Bakın dedi, hayatta bu ülkede dedi. 26 yaşında hiç unutmuyorum. Önce hiç kimseyi adam yerine koymazlar. Çok da abarttınız var. Gidin şu işaretini gelin dedi. Tamam dedim ya bu adam deli midir, manyak mıdır, nedir? Yani ne işim var lan benim İngiltere'de? Yani seneler sonra adamla tekrar karşılaştık. Sonra Türkiye'de Sanayi Bakanlığı yaptı. Bir partinin genel sekreterliğini yaptı falan filan filan, o önemli değil. NTV'de program yaptığım dönem karşılaştık. Gittiniz mi İngiltere'ye dedi. Gitmediniz dedi. Tahmin etmiştim dedi. Ama ondan seneler sonra aynı işi yaptım ve kimse bana söylemeden ben Almanya'ya gittim. Bir sene kaldım. Ve çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim. Keşke İngiltere'ye de gitseymişim. Yani CV'me işte 5 tane yabancı biliyor yerine 6 tane yabancı biliyor yazdırdım. Hiç orada değil. Başka bir kültür tanımak, başka insanları tanımak, başka bir şeyi tanıyorsun orada. Başka bir yerden bir insan neslinin gelişini ve bir toplum oluşunu izliyorsun. Abim o sırada orada ihtisas yapıyordu. Bana şunu söylemişti. Almanların da kitliğini anlatmak için. Hep tren kullanıyordum. Oğlum demişti bak orada trenin saati yazar. 18-17 yazdığında perondan aşağı adımını at. Orada bir tren vardır mutlaka içine düşersin dedi. Mutlaka orada bir tren vardır dedi. Bir de aman elektrik direklerine dikkat et dedi. Ne? Elektrik direklerine dikkat et dedi. Sokakta yürürken. Üçüncü gün direğe çarptı. Çünkü ben 1980 yılı hiç sokakta öpüşen kadın erkek görmemiştim. Böyle giderken diye direğe girdim. Ben İstanbul'da doğmuştum. Gümüş bir adamken bunu yaptım. Pardon. Sadece kültürün bu yanını aldım diye söylemiyorum. Ama öğrendiğiniz o kadar çok şey veriyor ki. O kadar çok şey veriyorsunuz ki. Onun için kendinize yatırım yapmaktan, kendinizi daha ileriye götürmekten başka bir şey aklınızda olmasın. İletişim, iletişimin temelleri, daha iyi konuşmak sizi birçok yere getirebilir. Ama dünyanın en önemli şeyi dinlemek. Eğer dinlemesini bilmiyorsanız, konuşamazsınız. Veya iyi bir konuşmacı olamazsınız. Buraya çok da uzak olmayan bir yerde odada bir gün saat 4-5 akşamüstü 4-5'te sabahın 3'üne 4'üne kadar bir kadını dinledim. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Yok kadın değil, sohbet güzeldi. Yani kadın da güzeldi ama sohbet daha güzeldi. O kadar saat dinledim. Ertesi gün buluştuğumuzda, bizim zamanımızda o saatte olsa herkes kendi evine giderdi, öyleydi o dönemde.
Bana bir kitap hediye etti. Aragon'un, Fransız, meşhur Fransız şairi Aragon'un, Elsa'nın Gözyaşları diye. Kitabın içinde şu yazıyordu: hayatta üç şey biliyorum, beni dinleyerek dört yapana anlatacağım. Bunun anlamını birçok insana sordum. Genellikle tiyatro seçmenleri oldu. Tiyatro seçmenlerinin birçoğunda jüriydim. Herkese bunu sordum. Daha doğru cevabını alamadım. Belki dinlemeyi bilmediğimizde. Dinlemek onun için benim hayatımda çok özel, çok önemli bir yer tutar. Ve dinleyebildiğiniz takdirde konuşabildiğinizi, buraya notlar anlamına bakıyorum. Dinleyebildiğiniz takdirde gerçekten doğru konuşabildiğinize inanın. Gençlere söyleyeceğim önemli şeylerden biri de anı değerlendirmek, anı yaşamak. Anı yaşamak ne demek? Anı yaşamak deyince genelde insanın aklına şu geliyor: ekmek elden, su gölden, vur patlasın, çal oynasın, anı diyecek, gerisini hiç düşünmez. Hiç alakası yok, biliyor musunuz? Dünyanın en zor şeyi anı yaşamak. Anı değerlendirmek. Leo Buscaglia'yı bilir misiniz bilmiyorum. Leo Buscaglia bir yazar, biliyor arkadaşlar. Bu adamın derdi sevgi üzerine. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversitede sevgi üzerine ders vermek istiyor. Adam ekliyor, git lan diyorlar, ne sevgisi, ne dersin falan. Peki o zaman da seçmeli ders verin. Ha, olabilir diyorlar. Ve giderek adamın seçmeli dersine yer bulamıyorsunuz o hale. Adamın üç tane şeyi var söyledi, hepimizin bildiği. Geçmiş geçmiştir, geçmişte kaldı. Artık onu yaşayamayız. Ama ondan bir ders alabiliriz. Gelecek gelecektedir, henüz ne olacağı belli değil. Ona bakarak sadece yaşayamayız. Sadece ona bakarak yaşarsak önümüzü göremeyiz, takılır düşeriz, belki ona da ulaşamayız. Gerçek olan bir tek şey vardır, şu an yaşadığınız an. Bunu doğru yaşayın diyor. Ama o kadar zor ki, şu anı yaşayın demek, hiçbir şeyi boş geçirmemek, her anı değerlendirmek, her anın tadını alarak yaşamak. Ya 5 dakika sonra şuraya gideceğim, o 5 dakika için burada bekliyorum. Boş geçiriyorum bu 5 dakikayı oraya gidebilmek için. Hayır, bu 5 dakikada halbuki sen nefes alıyorsun, 5 dakikada yaşıyorsun. O yaşadığın 5 dakikanın da hakkını ver. İşte anı yaşamak bu. O 5 dakika içinde başka bir şey yap. Sadece ileriye 15 dakika sonraki randevu için burada boşuna bekleme. 15 dakika yok ediyorsun. Düşünsenize, hayatta bunu ne kadar çok yapıyoruz ve ne kadar çok zamanımızı boşa harcıyoruz, bu kadar çok anı yok ediyoruz. Bununla ilgili Eren Bileda'nın çok güzel bir şiiri vardır. Belki bazılarınız biliyordur, ezberlemediğim için buraya yazdım. Telaşla bırakın Paris yolunda ılık rüzgarda taramayı saçlarımızı, sevgilimizle doyasıya sohbet bile edemedik biz. Gözümüz saatte söyleştik hep. Konuşur gibi seviştik, yarışır gibi çalıştık. Hep yetişecek bir şeyler vardı. Aranacak adamlar, yapılacak işler. Bir sonraki günün telaşı bir öncekinin teline bulaştı. Başkalarının hayatı bizimkini aştı. Kör karanlıkta çalar saatin yerine kuşluk vakti, kızarmış ekmeğin kokusu veya yavuklu bu sesiyle uyanma düşlerini hap hap erteledik. 20'li yaşlardayken 30'lara kurduk saatin alarmını. 30'larımızda 40'lara, belki sonra 50'lere. Lakin öyle yanlış kurgulanmış ki hayat. Kuşlukta uyanmak fırsatı sunduğunda hayat size, artık uyku girmez oluyor gözlerimize. Doyasıya söyleşmek, telaşsız sevişmek için bol zamana kavuştuğunuzda söyleşecek, sevişecek kimseler kalmıyor yanınızda. Özenle yarına sakladığımız bir sarı lira gibi ömrümüz. Vakit gelip sandıktan çıkardığınızda bir de bakıyorsunuz ki tedaviden kalmış. Onun için ne olur hiçbir şeyi, ama hiçbir şeyi ertelemeyin.
Yapacağınız bir şey varsa o an yapın. Aklınıza gelen şey varsa o an değerlendirin. Ertelemeyin. Ertelemek yaşamanın en ama en kötü huyudur. Erteleyerek hep mutlu olabilirsiniz. Ama yarın yapayım ya. Ama öbür gün de yapabilirim. Ooo sana dön, yarın dön, öbür gün dön, öbür gün. Bugün, şimdi, ne yapacaksınız şimdi yapacaksınız. Ne yapacaksınız şimdi en azından harekete geçeceksiniz ki doğru bir yere ulaşabilirsiniz. Hadi diş hekimi olalım. Diş hekimi olduk. Allah kimseyi hastasız bırakmasın. Allah kimseyi de hastanın gazabına uğratmasın. Bu benim dişim değil. Nasıl bir diş yapıyorsun? Aynı olmamış. Bu benim dişim değil. Ya o tabii senin dişin değil. Ya bir kere senin dişinin olabilmesi için benim seni alıp bu intramüterin hayatın bilmem kaçıncı haftasına götürüp orada tomurcuk, çan, takke bilmem nesini yaşadım. Ameloblastları indik duyup, odontoblastları dürtükleyip sana tekrar bir diş yapmam lazım. Ulan ben bunu nasıl yapayım? Bunu yapan yapmış bir kere. Bir daha yok. Hasta sizden bunu istiyor. Niye? Buna sebep olan siziz. Çünkü bunu biz onlara sunuyoruz. Size öyle bir iş yapacağız ki aslında hayal yapıyor, anlayamazsınız. Biz buradayız. Beklenti yükseldi, yükseldi. Canınızı okuyorsunuz. Çok klasik bir şey vardı. Söyleyeceğim bunu biliyorsunuz. Diş hekimi hastanın ağzına bakıyor. Ay bunu kim yaptı ya? Siz yaptınız doktor bey. Ya. Fena yapmamış diye demiş. Bir başkası yaptı deseydi. Ay devamı gelecekti. Diş hekiminin diş hekimine yaptığını kimseye yapmıyor arkadaşlar. Geçmiş dönemde de disiplin kurulu başkanlığı yaptım ama Kemal Özer'i bildiğiniz bilir çok Türkiye'nin yetiştirdiği çok bana göre çok önemli şairlerden biridir. 60'larında her Türk erkeği gibi aklı başına geldi, karısından ayrıldı, rahmetli Allah rahmet eylesin. Bir İngiliz evlendi, İngiliz kadınla. Çok da mutlulardı. Yani benim hastam da arkadaşımdı. Ve bana dedi ki, ya dedi, benim şiir yazmam değişti dedi bu yaşlarda. Demek ki dedi, bazı yaşı bekliyormuş bazı şiirler dedi. Ben de bazı yaşı bekler, bazı şiirler diye hep onu kullanırım. Gerçekten öyledir. Yani belirli bir deneyim, belirli bir yaşam görüşü tekrar insana farklı bir bakış getiriyor. Odada kaç dönem disiplin kurulu başkanlığı yaptım bilmiyorum ama bu üçüncü dönem üst üste disiplin kurulu başkanlığı yaptığım dönem Allah razı olsun üçüncü dönemden fazla yapamıyorsunuz, özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. Ben de öyle olacağım. Bu dönem daha bir başka bakmaya başladım. İlk kez disiplin dosyaları. Ve şunu çok net ve açıkça söylüyorum ki eğer diş hekimleri sadece meslek etiğini uygulasalar hasta şikayetlerinin %60'ı olmaz. En az %60'ı olmaz. Ya bir arkadaşınız için, bir meslektaşınız için şunu diyebilir misiniz? Kim yaptı bunu? Ali yaptı. Olmamış mı? Sen bunu odaya şikayet et. Odadan bir malpraktis şeyi al. Sonra da mahkemeye ver. Oradan parayı al, getir o parayla ben senin işlerini yaparım. Tabi denir mi? Deniyor. Bunu pastanın bölünmesiyle, bunun çok fazla hekim olmasıyla, bunun başka bir şeyle ilgisi yok. Bunun giderek çürüyen, giderek yok olan, giderek kaybettiğimiz kendi değerlerimizle ilgisi var. İnsanlarımızla ilgisi var. Bunu bırakın bir meslektaşınız için, başka birisi için bile söyleyemezsiniz. Sadece şunu deseniz, bunu kim yaptı? Ozan yaptı. Siz uzmanlara gidin, şikayetlerinizi bir anlatın, tekrar elinden geçirsin, baksın, gerekiyorsa haberleşelim, telefonlaşalım, konuşalım. Ama bu problemi Ozan'a çözsün. Bitti. Bir daha gelip o hastası öyle bir şey söyleyemez. Almanya'dayken
Almanca öğretmenim vardı. Eckhart. Ya çok zaman önce. Dişlerini yaptırıyor Eckhart. Ben de yeni mezunum. Daha işte 3-4 sene olmuş mezun olalı. Tabii her şeyi bilen bir diş hekimiyim. Benden iyisi yok. Genellikle Türkiye'de hatta Almanya sınırlarını açmışım. Bana dedi ki şöyle bir şeyler yaptırıyorum. Neden? Olmaz dedim öyle. Öyle olur mu ya dedim. Peki onu öyle değil böyle yaptı, şunu şöyle yaptı, bu böyle olacak falan. Gitti dedim, bu böyle söyledi şekilde. Gözleri böyle açıldı. Ben dedim, bunu söylerim dedi şekilde. Ben bunu söylersem beni kovar dedi. Git oturan başkasına yaptır der dedi. Öyle şey söylenir mi diş hekimine dedi. Aaa dedi, burada mesele başka. Bizde mi var başka? Her şey söylenir. Herkes her şeyi. Ama dediğim gibi bu biraz bizle ilgili olan bir şey. Ya protez yaptırmaya gelen aslında şunu söyleyeceksiniz. Bak kardeşim, sizde sözcük var mı sözcük? Türk dil tarihi sözcük veya bu aylarda bir tane bulundur. Aha da açın protezi gösterin. Protezin karşılığında ne yazıyor? O bir protezin karşılığında ne yazdığını okusun. Ondan sonra siz ona protez yapın. Doğrusu mu? Ama eğer siz hasta beklentisini çok yükseğe çıkartın, çok iyisi olacak, mükemmel olacak, biz zaten en iyisini yapıyoruz, o bilmem ne yapıyor, o zaten bilmiyor ama o zaten yaman yandan bilmiyor. Ve bunu 300 sınıf öğrencisi yapıyor, o zaman Allah kimlikten kumar. Ulan sen günlüğe ne zaman girdin ki? İşler böyle olunca hastanın beklentileri de maalesef aşıp taşıp gidiyor. Tıbbi satış müesseselerine bir dönem işte vücut dili, konuşmanın temel ilkeleri falan gibi dersler veriyor. Orada söylenen bir şey var. Bir müşteri gelip sizden bir kazak istedi. Sarı bir kazak istiyorum dedi. Çıkardı bir sarı kazak. İşte buyurun bu sarı kazak. Baktı buyurun. Ya bu sarı kazak böyle hani bir de böyle içinde beyaz çizgileri olanı hemen çıkardınız. Buyurun dedi. Ondan da var. Ooo bu güzelmiş. Peki bu beyaz çizgiler yani böyle kırmızı noktalar olsa yani ona benzer bir modelimiz var. Buyurun dediniz. Onu da çıkardınız. Haa bu da iyi oldu. Ama bence bu kırmızı noktalar içinde bir de böyle lacivert nok... Orada durun derdik. Durun. Varsa da o kazağı çıkarmayın. Belki o müşteriye yatırım yapabilirsiniz. Haklısınız efendim. Gerçekten onun içinde mağdursa harika bir şey olur ama bizde yok. Yani ben sizin telefonunuzu alıp gelince sizi arayayım. Gitsin o. Muayenehanede size söyleyeceğim şey. Ağzını açtı baktınız ki maşallah Malazgirt Savaşı. Ben hani bir gittim, o öyle yaptı, oradan Celal Bey, zaten Celal çok kötü yapıyor değil mi? O öyle yaptı, işte öbürsü bilmem ne yaptı, bilmem ne, en sonunda onlara bilmem ne ödediğimde geldim ve aman ha sakın, sakın bulaşmayın. 4 tane diş hekimi eskitmiş, 5. olarak size gelmiş, aman dikkatli olun. Haksız da demiyorum ama biraz dikkatli olun, seçici olun. Zaten o saydığınız isimleri ben tanırım, anlamazlar ya, kaç var istediler, al. Bunun ben 3'te 2'sini yaparım. Hiç merak etmiyorum. Yapmayın. Yapmayın. Böyle olmuyor. Olmuyor. Olan mesleğe olmuyor. Bakın dünyanın hiçbir yerinde bir meslek erbabı olun ki çok iyi bir yerde olun ama mesleğiniz sürünüyor olsun. Böyle bir şey yok. Ya hep beraber ya hiç. Ya hep beraber çok iyi bir meslek erbabı olacağız. Mesleğimiz çok iyi bir yerde olacak veya hep birlikte batacağız. Onun için gerçekten her zaman için rakip değil, dayanışma içinde olmak zorundayız ki bu mesleği bir yere getirebilir. Veya hep birlikte hak ettiğimiz bunca yıl dirsek çürüttüğümüz meslekten doğru para kazanır. Çünkü bu bizim hakkımız. Bir şey istemiyoruz. Sadece yaptığımız için karşılığını istiyoruz ve bunun karşılığında da sadece temiz bir diyalog istiyoruz. Hem meslektaşlarımızla hem hastayla. Ben
3 kere sigarayı bıraktım. Şimdi hala bırakmak ödevindeyim. İkisinde sigaraya başlamam hasta yüzünden. Ne yüzünden? Hasta yüzünden. Olmuyor. Ya yapıyorum olmuyor. Yapıyorum olmuyor. Bir tane hastam vardı. Bizim Ahmet Efe onu periyodontolojilerini yapmış. Böyle dişler bir böyle duruyor, bir böyle duruyor falan filan. Ahmet iyi periyodontolojidir, yapar ama dişlerin düzenleyecek hali yok yani. Onların hepsine kanal tedavisi yaptım. Hepsine paralel bilinmeye getirdim. Full mount iş olacak. Full mount yaptım. Metal provasını aslında ağzına koydum. Nasıl işte böyle metal prova falan. Bir yapayım, makine falan diyor. Ay bu ne dedi. Bu metal dedi. Bu bir şey değil yani. Böyle olmayacak. Ay iyi dedi falanmış. Neyse. Sonra porselenimi koydum. Bak da aynı çıldık. Ay bu ne diye. E diş. Hayır böyle olmaz. E nasıl olacak? Ay benim dişlerim böyle değildi. E ben nereden bileyim senin dişlerin nasıl? Senin ağzında diş yok ki bana geldi. Yani ben sadece senin ağzında olabilecek dişleri koydum işte buraya. Böyle olmaz mı? Eşi de geliyor sürekli olarak. Ve eşimin arkadaşı, benim arkadaşım oradan tavsiyeyle bana gelmişti. En sonunda eşi şöyle kalktı, baktı. İsmi neyse. Diyelim ki Ayşe. Ayşe bu dişleri aynı seni tanıdığım zamanki dişlerin dedi. Ay öyle mi dedi. Aynı dedi. Adam böyle uzaktan bakıyor. Ay evet. Tamam o zaman. Tamam. Şimdi ben bunu Cilay'a göndereyim. Yarın takalım falan. Herkes gibi falan da ben tatile gidiyorum. Gönderdim teknisini. Teknisyen kulakları çıkmasın. Çok da iyi bir teknisyendi. Şimdi İzmir'e taşındı. Ondan sonra bir daha bilip doğrultamadım zaten. Teknisyen telefon etti. Hocam dedi, metalleri karıştırmışız dedi. Yanlış metaller dökmüşüz dedi. Nasıl ya dedi. Yani dedi, onun üzerindeki porselen tutmaz hocam dedi. Ne diyor ya sen dedi. Kabus gibi. Onu yeniden yapacağız dedi. Yapma dedim ya, deli misin sen yani? Böyle adamın eşref hakları, bu kadının eşref hakları bir daha nereden bulacak? Vallahi dedi olmaz. Atar dedi, düşer. Yani üstü kadı geldi, işlerini takıyorsunuz diye. Diyor ki takıyorum. Ama dedim böyle böyle bir şey olmuş. Yani benim size bunu söylemem lazım. Etik bir şey yok. Belki olmayabilir ama olursa hep birlikte üzülürüz. Ben bunu geçici yapıştırayım. Gidin dedim. Sonra tatile gidiyorum. Siz de tatile gidiyorsunuz. Döndüğünüzde de tekrar başlayalım. Ay çok teşekkür ederim falan dedi. Gittik. Tatilden döndük. Geldik. Çıkardık. Tekrar porselen. Metalleri yaptık. Ama bunun aynısı olacak. Aynısı olacak. Şimdi onu çıkardık. O duruyor elimizde. O aynı büyük. Ondan sonra şey geldi. Öbür. Yani doğru metalin üzerine yapılmış porselen geldi. Ağza koydu. Bak. Ay bu olmamış. Ya neresi olmamış? Ya işte bak burada bu. Bakayım. Ay yok ama bak bunun ucu böyle. Yani 0.1 milimetre var yok. Ya bakın bir işi birebir yapabilmek gerçekten mümkün değil porselende. Hele böyle bir forma al. Hayır olmamış. Bakıyorum adamı. Allah'ım bir şey böyle. Yok adam bunu mutlu tuttu. Hiç şey söylemiyor. İki kere daha yaptım. En sonunda dedim ki, bakın hanımefendi, yani bana bir şey ödediniz, ben isterseniz size o ücreti aynen geri vereyim, bana dedim mecbur hissetmeyin kendiniz. Ay yok öyle bir şey, yemin yasmin, ben bir daha yapsın, peki dedim, o zaman bir daha yapayım. Gitti. Bir saat sonra telefon çaldı. İşte sekreter dedi ki aşağı duruyor, buyurun aşağı. Siz beni kovdunuz değil mi? Ne? Siz beni kovdunuz değil mi? Yok. Yani içimden geliyor. Kovdum lan git. Falan diyeceğim ama. Estağfurullah ne demek aşağıda. Ama parayı verin diye öyle dediniz değil mi? Hayır ben size dedim ki yani eğer yani başka bir şekilde gitmek isteyebilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Yok yok siz beni kovdunuz. Tamam anladım ben.
Ama havale masrafını da içinden alın. Hemen bankayı aradım. O zaman öyle şeyler falan yok. Hemen dedim, şu kadar havale edin. Havale masrafı falan da kesme, yolcu gibi gönder. Yaptım bu kadar porselen, 3 takı, metal, hepsi bana ait. Yaptım kanal tedavileri, en az 10 tane falan kanal tedavisi. Tek kuruş istemediğimi söyledim. Nasıl kuruş gibi hissettim kendimi. Neden istemedin Sedat Bey? Tahmin edemedim, ne yapıyorsun diyordu o galiba. Hak ettiğiniz parayı neden istemedin? Doğru, istemedim. Ama yani o bir tahmin meselesi. Şöyle ki... Pardon, yanlış anlamayın. Yok değil. Sadece benle ilgili bir şey. Nesillere bunun doğru bir örnek olup olmadığı konusunda. Hani muayene parası almıyoruz. Ufak tefek onu bunu alıyorum. Almaya diş hekimleri toplumun gözünde... Bir yere geldi ya, onu kastetmek istiyorum. Çok iyi, çok doğru söylüyorsun. Estağfurullah. Ama vallahi çok doğru söylüyorsun. Mesela ben muayene ücreti artık alıyorum. Yani hak ettiğimizi almadığımız için biz bu kadar ucuza çalışıyoruz. Doğru. Küçük ama bir meslek olduk. Çok haklısınız. Çok haklısınız ama galiba benim tahammül sınırlarımı falan aşmıştı o diye. Bunu sizi eleştirmek anlamında... Hayır. Çok haklısınız. Para mı alınır? Röntgenden para mı alınır? Doğru. Protezin burundan para mı alınır? Doğru. Ondan da mı alıyorsun diye diş hekimlerinin toplumdaki saygınlığı da azaldı. Fiyat kalitesi anlamında da maalesef güvenilirliği de azaldı. Bu noktada bütün meslektaşlarımın gerçekten iyi bir eğitimle okullarda da eğitilirken bilinç seviyelerinin yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de 40 yıl diş hekimliği yaptım. 65 yaşındayım ve şu anda genç meslektaşlarım adına çok üzülüyorum. Kahroluyorum. Sizi dinlerken de her anlattığınıza böyle alkış yapmak istiyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lafınızı böldüm. Dayanamadım. O nedenle söyledim. Yani hizmetin bedelini almaları gerek. O bedel 5 dakika, 3 dakika değil. 20 yıllık eğitimin, bilmem kaç yıllık tecrübenin sonunda olan bir 5 dakika. Bunun bilincine varsınlar istiyorum gençlerim. Hemen size doğrulayacak bir anımı anlatayım o zaman. Bir avukat beyin işlerini yapıyordum. Diyor işte dünkü 3 lira dedim avukat beye. Avukat bey dedi ki 1 lira 2 lira olmaz mı dedi. 1 lira da olur dedim. Ciddi misiniz dedi. Tabi dedim 1 lira da olur istiyorsanız. Niye dedi. Ne demek niye dedi. Yani siz bir dava aldığınızda ne kullanıyorsunuz dedim. Bir tane top kağıt kullanın. 10 tane de klasör vereyim size dedim. Yani ne olabilir ki? Bir tane dolma kalem hediye edeyim, yazarsınız dedim. Kaç para ki bunun masrafı? Siz kaç lira alıyorsunuz bir davayı dedim. Bunun masrafla ilgisi yok ki dedim. Ben sizden masraf parası almıyorum. Ben sizden hekimliğimin parasını istiyorum dedim. Ama dedi, hiç kimse bana bunu böyle anlatmadı dedi. Çok doğru söylüyorsunuz. Bana herkes şunu söyledi dedi. Belki de ki hocalar artık öğrencilere... Kurtarmaz. Kurtarmaz diyorlar dedi. Dedim ki ne kurtarmaz ya? 1 liraya da yapsam kurtarır. 50 kuruşa da yapsam kurtarır. Bununla mı çok güzel de bir örneği vardı. Hani bir tane hukuk profesörüne bir tane dilekçe yazdırmış adamın biri. Dilekçe yazdırmak istiyorum diye gitmiş hukuk fakültesinde bir adama. Adam varmış. Siz yarım saatte dolaşın. Bu İstanbul Üniversitesi'nde olan bir olay. Biz demiş yarım saat bahçede dolaşın gelin ben size dilekçe söyleyeyim. Adam yarım saat dolaşmış gelmiş adam dilekçesini vermiş komisyon. Daha çok teşekkür ederim kaç lira demiş. 50 bin lira demiş mesela. Ne ödüyorsunuz ya demiş hocam. Yarım saat demiş. 50 sene artı yarım saat demiş. Demin söylediğim gibi. Doğru. Bunu masrafıydı şuydu buydu diye vurduğumuz zaman iş çok kötü oluyor. Ama size söyleyeyim yani bayağı bir şey... Muayene ücreti alıyorum. Ciddi de bir muayene ücreti alıyorum. Çok da iyi oluyor. Onun için hekimler olarak etik davranmayı, deontolojiyi çok iyi uygulamak zorundayız. Bu bizim yararımız. Hekimliğin yararı. Eninde sonunda bu diş hekimliğine yarayacak bir şey. Ama her şeyin bir iki yüzü var. Öbür yüzde hekim olarak sınırlarımızı bilmek. Hakikaten bazen öyle vakalarla karşılaşıyorsunuz ki ya buna
buna niye girdin be kardeşim? Ya bunu niye yaptın? Yani senin eğitiminde olmayan, senin yapmaman gereken bir şey. En önemli şeylerden biri de galiba kendi sınırlarınızı bilmek. Hepimizin bir sınırı var. Mesela ben hayatım boyunca hiç çekmedim. Fakülte çekmiştim. Ama manalaştıktan sonra hiç çekmedim. Bir tane eski laptan ve takımım var, hala duruyor pırıl pırıl. Öyle duruyor. Hiç çekmedim. Çünkü yapamıyorum ya, elimden gelmiyor. Yani ben hiç çekemiyorum. Yani cerrahi yapamıyorum. Beceriksizim o konuda. Örnek olarak kendimden söylüyorum. Yapamıyorum. Yapmıyorum. Ve hiç kimse de inanamıyor. Aa, siz hiç çekemiyor musunuz? Çekemiyorum diyorum. Ne yapayım bilmiyorum ya. Yapamıyorum. Onun için kendi sınırlarımızı tanımak, kendi sınırlarımıza göre hareket etmek de son derece önemli. Çünkü kendi sınırlarımızı aştığımız zaman bu sefer başımıza iş almış oluyoruz. Hele malpraktis yasaları, hasta hakları, şunlar bunlar, bunların hepsi gerçekten bize dönebiliyor. Şimdi işte çekirdek eğitim, şu bu, yani bir sürü şey bunun içine girecek ve gerçekten daha zor halde kalabileceğiz. Aslında gençler burada olsaydı onlarla biraz da ebeveyn muhabbeti yapmak istiyorum. Çünkü ebeveyn muhabbeti gençler için, bak orada ben birkaç tane bakıyorlar. Çok önemli. Benim de çocuklarım olduğu için ebeveyn muhabbetini çok iyi biliyorum. Aziz Nesin'in "Sen Gara Değilsin" diye bir oyunu vardır. Sen Gara Değilsin. Üç kişilik bir oyundur. Pierre, Salsi ve Gara diye üç tane tip var bu oyunda. Çok çok zor bir oyundur. Üç kişi sürekli konuşur, iki kişi sürekli konuşur sahnede. Böyle üç kişinin sahnede olduğu bir oyundur. Çok kakafonidir. Oynanması da çok zordur. Gençlik döneminde Fatih Altyapı'nda tiyatro yaparken bizim grup oynamıştı bu oyunu. Ben Pierre veya Sarsi'yi oynamıştım, hatırlamıyorum. Turgay Çukur'u da şimdi Türkiye'nin en büyük reklam yönetmeni Gara'yı oynamıştı. Diğer Pierre veya Sarsi'yi de Kemal Karaosmanoğlu oynamıştı. Şimdi fizik profesörü. Şöyle kısaca, sahne açıldığında Pierre ve Sarsi sahnededir. Biri kürsüdedir, nutuk atar, işte Gara'yı överler. İşte Gara daha çocukluğunda şöyleydi, biz onunla şu kadar yakındık. Arkada da Gara'nın anıtı vardır. Şu kadar şöyle iyi yaptı, böyle iyi yaptı falan. Gara'nın anıtını dikmişler oraya. Kasabanın veya köyün insanı olarak işte o kadar yararlı bir insan ki onun anıtını dikmişler. Gara hakkında konuşur falan filan. Sonra işte halk dağılır, Pierre'le sadece anıtın altına otururlar. Ben de ayağım böyle kopalı uyuyordum, böyle ayağım böyle bir şey. İşte Gara hakkında konuşurlar işte. Ya iyi dediğimiz işte küçükken de öyleydi, büyükken de böyle falan. Kafayı bir çevirirler, bir adam anıta işiyor. Ne yapıyorsunuz bilmem ne falan, koşarlar herif adamı böyle derdest ederler falan, övmeye kalkarlar falan. Bir bakarlar, Gara. Ah! Oğlum sen övmedin mi? Ah bir yer, ah sensin falan böyle birden bir. Oğlum lan Gara sen nereden çıktın, sen öldün falan. Yok lan ben de öleceğim. Ulan öldüm bak, sana altını diktik sen. Hadi ya bu benim altım falan filan. Lan işte sen şunu yapmadın mı falan. Yok yapmadım. Ulan sen bunu yaptın diye duydun. Yok öyle bir şey olmadı. Sen sen şunu. Yok baba başka diyor. Sorgulanan şey şudur. Salt gerçekle toplumun gerçeği birbiriyle örtüşüyor. Salt gerçek nedir? Toplumun gerçeği nedir? Doğru nedir? Yanlış nedir? Doğru kimin doğrusudur? Hatta oyunun sonuna doğru da işte bir Gara şey der. Ya çok özledim ya kasabayı, bir gireyim bakayım. Hayır giremezsin falan der. Ya annemi çok özledim ya, gideyim ben büyüye. En sonunda Gara'yı orada öldürürler. Çünkü Gara sen artık Gara değilsin diye. Çalışan bir doğru olsa gerek. Ebeveynler gençler arasında veya çocuklar arasında veya kuşaklar arasında demek istemiyorum. Böyle kuşak kuşak işte kemer kuşak bırak bunları yani bir şey var. Bir farklı bir bakış var galiba.
Peki yanlış olan hangisi? Bence yanlış yok. Ebeveynler kendi doğrularıyla hareket ediyorlar. Çocuklar, gençler kendi doğrularıyla hareket ediyorlar. Bence yanlış yok. Ama iki doğrunun uyuşmaması var. Peki ne yapacağız? Psikolojide bir kural vardır. Krizi güçlü olan çözer derler. Güçlü kim? Para. Zaman zaman kabul ediyorum. Ama para bu sorunu çözmüyor. Yani ebeveyn para... arasındaki, ebeveynlerle çocuklar arasındaki bu sorunu kim çözecek? Güçlü olan kim? Gençler. Bence bizden daha çok şey biliyorlar. Bizden daha çok öğrenmeye yatkınlar. Bizden daha çok dünyaya açılmış vaziyetteler falan filan filan. Bizim orada öyle gerisinde kalmamız gerekir. Ben de öyle yapıyorum. Gençlerin gerisinde kalmamız gerekir. Durmayı bilmemiz gerekir. Asla durma. Tövbe durma. Niye duracağım? Durmam. Ama... Anlamaya çalışmak lazım. Ama konuşurum. Konuşurum. Şimdi... bir arkadaşım vardı. Kızıyla yaşadığı bir olayı anlattı. Çok ilginç bir olay. Kızla bir çatışma yaşadık dedi. Lise çağlarındayken kızı. Bir yere gitmek istiyor, izin almak istiyor. Bunlar vermek istemiyorlar, şöyle böyle falan filan. Yani anlatamıyorum dedi. Ne anlatsın? En son dedi şunu söyledim dedi. Gitmiş yanına bu kriz anında tam. Birden dedim ki kızım sen dua eder misin demiş. Şaşırdı diyor. O da öyle çok dua eden, dindar falan biri olduğunu söyleyemem ama şunu söyledim diyor. Bak dua dedim diye şaşırma. Dua bana göre din boyutunda da olsa olmasa da bir şeyi dilemektir. Bir şeyi istemektir. Bir şeyi talep etmektir. Bir şeyin öyle olmasını istemektir. Yaradan'da. Bunu yapar mısın demiş. Daha söylemeden ben söyledim diyor. Ben dua ederim. Ve her dua ettiğimde şunu söylüyorum. Eğer çocuklarımın başına kötü bir şey gelecekse benim başıma gelsin. O günden sonra kızımla hiç sevgi üzerine bir muhabbetimiz olmadı dedi. Seni sevmediğine, yani ebeveynlerin çocuklarını sevmediğine inanabilmek mümkün değil. Ama bu bir tarz, bu bir anlatım şekli. O anlatımı nasıl geçireceksiniz karşınızdaki çocuklarınıza? Çok güzel bir yol olmuş. Ve kızımla ondan sonra hep tartıştık, hep konuştuk ama her seferinde sarılarak ayrıldık dedi. Ve her müthiş bağırışlık çatışmalarımızın sonundaki bir de son cümlem, kızım bak ben seni çok seviyorum, bunu unutma oldu dedi. Nasıl yapıyorsun bunu ya dedi. Yani o kadar böyle hıırken nasıl son cümle ne olabiliyor dedi. Asla bu lafı söylemeden tartışmayı bitirmedi. Çok doğru bir şey. Yani o kadar çok bağırıp çağırmamalı. Sevgisi o bağırıp çağırmasını bastırması lazım. Bence bağırıp çağırmak hiç hayatımda çok yaptığım bir şey değildir ama yani bağırıp çağırmak sevmemek anlamına da gelmiyor eminim. Ben çok böyle birbirini seven ve parçalayan insanlar gördüm. Bu bir tarz. Öyle çıkıyor. Esprisi için. Deli Dumrul diye bir oyun vardır bilir misiniz? Güngör dinleyin. Çok hoş bir oyundur. Deli Dumrul işte bir köprü yapar. Deli Dumrul köprüsü derler ya. Geçenden 5 akçe alacağım der. Hiç kimse de geçmiyoruz o zaman. Geçmeyenden de 10 akçe alacağım der. Böyle bir şeydir. Orada işte küfür eder bilmem ne yapar. Azrail gelir der ki sen küfür ettin, onun için senin canını alacağım. Ya yapma etme ben çok gencim der, o zaman der git bana senin yerine can verecek birini bul der. Oyun budur. Oyun işte önce annesine gider, sonra babasına gider falan tabii oyunun güzelliği sevgilisi de buna canını vermeyi kabul eder. Oyun öyle olsa gerek.
Oydu en aksak yanı, oynadım doğu günü, oydu. Yani bir annenin babanın çocuğuna canını vermemesi bence olacak bir şey değil. Ama bu diyalog kurabilmek gibi bir öyle yapın. O zaman yapılacak iş bence şu. Gerçekten doğru, gerçekten sakin bir konuşma durumunda. Çünkü bağırmak konuşma değildir. Bağırmak bağırmadır. Sevdiğiniz kişiye bağırın, doğru yüzmüş oluyorsunuz. Aynen öyle. Bir uzlaşma yolu bulmak zorundasınız. O uzlaşma sırasında da şunu bilmek zorundasınız. İki tarafta doğru söylüyor. İki tarafta doğru söylüyor. Ve o doğrulardan, ben mesela çocuklarıma hep onu söylerim. Benim doğrularımdan bir şey çıkarabiliyorsanız şanslısınız. Ben sizin doğrularınızdan bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Zenginlik olarak görüyorum bu çalışmayı. Çok güzel şeyler ortaya çıkartır. Bu soluk da biter ve ben çeker giderim. Dersin ki sen, bilseydim ise gel miydim umudu ve zamanı. Çok komiğine gider dünyanın bu hali. Sanki milyonda birdir insanın ölme ihtimali. Sevdiklerinizle mümkün olduğunca yakın olun. Bırakın yarım saat sonra, bir saat sonra bilmem ne olacağını. Gençler olsaydı bu onlara çok güzel bir mesaj olurdu. Ama gerçekten insanın ölme ihtimali o kadar çok ki. Bırakın ölmeyi. İnsanı kaybetmeni bile o kadar yakınında yaşadığımız bir zamanda insanların birbirinden bu kadar uzak olması akıl alacak bir şey değil. Cumhuriyet gazetesi hala var, bilirsiniz. Ve Cumhuriyet gazetesinde şimdi tabii öldü. Açar açmaz ikinci sayfanın sağ köşesinde İlhan Selçuk yazardı. İlhan Selçuk'tan bir gün Orson Welles diye bir yazı okudum. Orson Welles Amerikalı bir sinema yönetmeni, sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu. Çok babacan bir adam. İstanbul Film Festivali'nin ilk yıllarında onunla ilgili bir biyografi izlemiştim. Şöyle güzel de bir anısını anlatıyordu. Bir film yapmak üzere film ekibiyle birlikte Mısır'a gidiyorlar. Biz bir önden gittik. İşte mekanı oyunculara tanıtmak, çekim mekanlarını tanımak için. Arkamızdan da diyor 15 gün sonra kostümler gelecek tırlarla diyor. 14. gün bir haber aldık ki diyor bize diyor kostümleri getirecek olan firma iflas etmişti. Orada kaldık diyor. Yeni bir firmayla anlaşma yapılacak. Onun tekrar gelmesi falan bir 15 gün falan sürecek. Zaten bir 15 gündür oradayız. Bıkmışız diyor. 15 gün daha orada bekleyeceğiz. Senaryoyu aldım diyor. Senaryonun finaline baktım diyor. Her şey var elimizde diyor. Oyuncular bizde, bilmem ne bizde. Bir tek kostüm yok diyor. İnsanın nerede kostüme ihtiyacı olmaz? Hamamda. O zaman ben de finali Türk hamamında çekerim dedim ve Türk hamamında çektim. Çok da güzel olmuş film. Filmden de pasajlar falan gösteriyordu ve orada çok güzel bir yapı vardı. Bir yönetmen tesadüfleri bile yönetebilen kişidir demişti. Bunu hiç unutmadım hayatımda, hep kendime motto edindim. Bir yönetmen tesadüfleri bile yönetebilendir. Belki hayatta tesadüfleri bile yönetebilmemiz bize bir farklılık getirebilen bir olaydır. İlhan Selçuk'un yazısı şöyleydi. genellikle Hollywood yıldızları belirli bir aşamaya geldikten sonra, çok meşhur olduktan sonra her biri birer şarkı söyleme meraklısı olur ve şarkı yaparlar. Orson Welles'in de bir şarkı yaptığını duydum ve gerçekten çok üzüldüm. Allah bilir nasıl bir şeyle karşılaşacağım diye. Ama dinledikten sonra gördüm ki gerçekten çok mükemmel bir şey yapmış. Şarkı da I know what it is to be young, but you don't know what it is to be old. Eğer gençlerle diş hekimliği fakültesi öğrencileriyle Halil'in düşlediği gibi konuşabilseydim galiba son cümle böyle biterdi. Onlar gerçekten yaşlılığın ne demek olduğunu henüz bilmiyorlar. Ama biz gençliğin ne demek olduğunu gördük.
Belki o dönemki gençliğinde de bu olduğunu gördük ama gençlik hep aynı gençlik. Gençlik çok güzel, çok delice bir şey. Ama o gençliğe başka bir şeyle attığınız zaman daha mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Dilerim. YouTube'da, orada burada izlerler ve bir tek kelime de kapabiliyorlarsa ne mutlu onlara. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun.